Şeyleri de geldiler şimdi. Ve sonra Türkiye kapılarıyla geldi. Fakat Fransız işgali sırasında tapuların da sergen derler böyle şey odasının rafların üzerine altına saklamışlar. Evi araştırırken bir Fransız asker ya da subay tapuları görüyor, pullarını beğeniyor. Tutuyor şeyiyle makasıyla o pulları kesip alıyor. Tapuları gene koyuyor oraya. Dedemler bu tapuları getiriyorlar. Buraya geliyor tabii. Getir tapularını, tapuları getiriyor dedi. Yani Türkiye mi Ayvalık? Türkiye, Ayvalık. Buraya Ayvalık. Biga'dan Ayvalık'a geldi. Biga'dan sonra Ayvalık'a geldi. Orada çok kısa süre kalmışlar. Orada. Hiç mal mülk almamışlar. İstememişler. Biz burada duramayacağız diye. Buraya geliyorlar ve İskan Dairesi'ne başvuruyorlar. Tapularını getir diyor. Dedem tapularını getir. Orada çok malı var dedemin. Hatta Elmacı soyadımız oradan geliyor bizim. Dedemin büyük bir bahçesi var. Bugün o bahçenin daha sonra amcam ahbap olduğu bir Rum'dan fotoğraflar geldi. Bahçesi Ziraat Fakültesi'nin uygulama bahçesi olmuş bir bölümü, bir bölümü de park olmuş. Merkezde o zaman. Merkezde, Florona'nın merkezinde. Dedem değirmencilik yapıyormuş orada aynı zamanda. Dere kıyısında evi, un değirmeni işletiyormuş. Geniş de bir elma bahçesi. Buraya gelince Elmacı soyadını almışlar. Önce Emel soyadını istemiş bizimkiler. Fakat o zamanki soyad yasasına göre bir kasabada, bir şehirde aynı soyad iki aileye verilmezdi. Emel'i senden önce aldılar demiş. Dedem de düşünmüş. Hadi biz Elmacıydık. Biz Elmacı alalım. Yani orada öyle bilinirmiş dedem. Hocam dedenizin adı neydi? Dedemin adı Hurşit. Elmacı. Hurşit Elmacı. Hatta Ayvalık'ta Hurşit Hoca diye bilinir. Hurşit Hoca diye. Buraya gelince ne yapıyor hocam? Buraya gelince dedem geldiklerinde bir hayli para getiriyorlar orada. 8000 8000 kağıt para 400 sarı lira. Babam hep bunu söyler, dedemden duyarım. 8000 kağıt para, o zaman bir kağıt para 1 lira, 1 lira sarı lirayla denk idi. Denkti, eşitti. Yani 12000 lira parayla geliyor buraya. İsteseydi o zaman 15000 ağaç zeytin alırdı. 75 kuruş, 50 kuruş ağacın tanesi. Dedem 15000 ağaç. Fakat yaşlılar geliyor, dedemin arkadaşları, hoca efendi sakın ha mal alma, gavur malı mal olmaz, biz memlekete gideceğiz tekrar, geçici geldik. Hani nasıl terk ediyorduk, Florna'yı kaçıyorduk, tekrar dönüyorduk 3-5 ay sonra, gene bu geçicidir buraya gelmemiz, sakın ha mal alma. Ve dedem maalesef mal almamış, satmış yemiş, yani altını satıyor, parayı harcıyor, ondan sonra para bitti, elinde bir avuç para kalıyor, ondan sonra da bakkal dükkanı açıyor. Şu an bizim Raşit'i biliyor musunuz? Raşit'in bir bürosu var. Dedemin eviydi orası. Raşit Elmacı benim amca oğludur o. O ev dedemin eviydi. Oraya iskan oluyorlar. Oraya iskan oluyorlar. O altta da dedem bakkal dükkanı çalıştırıyor. Uzun yıllar. Ve dedeme tapu karşılığı mal verilmiş mi? Almışlar tapu, yarım kaldı. Lafımız yarım kaldı. Götürüyorlar. Bizim buradaki memurlar hoca efendi diyorlar. Bu tapular geçmez. Neden? Neden geçmez? Pulları olmadığı için. Ne yapacağım? Git İstanbul'dan bunların suretlerini çıkart, yenile, getir diyorlar. O sırada da Ayvalık'ta, ismini söylemeyeceğim, herkesin bildiği bir kişinin dedesi dava vekilliği yapıyor. O zaman avukatlık yok, dava vekilliği var. Demek biraz hukuk bilgisi var. Bu gelmiş dedeme, hoca efendi demiş, ver bana 300 lira para, 300 lira ver, ben sana gideyim İstanbul'dan tapuları çıkartayım. Fakat o adamcağız biraz rahmetli, azıcık hokkabazcıymış. Pek çok kişiden böyle sana mal çıkartacağım diye parasını almış, bir şey de yapamamış. Dedem de korkmuş. Yani ben bu adama veririm. Zaten o kafasının teki. Anneannemin zaten bir sürü paralarını yemiş, yapacağım edeceğim diye. Bir tek de mal çıkartamamış. Ve 300 lirayı vermedi. 300 lira düşünün. 300-400 ağaç zeytin alınır o parayla. Ve dedemler malına karşı mal alamamışlar. 4 kişi geliyorlar buraya. Babaannem, dedem, amcam ve babam 80 ağaç zeytin. Dedem sonra elinde kalan o son tükenmekte olan parayla da bir miktar daha zeytinlik alıyor. Ne kadar? 400-450 ağaç kadar bir zeytin sahibi oluyor. Yani 40 ağacın, 80 ağacın dışında öyle bir malı var.